Şu anda Orta Doğu'ya bakıyorsunuz, bütün İslam ülkelerine bakıyorsunuz. Okur yazar oranı mesela çok enteresandır. İslam ülkelerinde %45. Ama Atatürk'ün kurmuş olduğu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde okur yazar oranı %98. Ve Atatürk'ü neyle suçluyorlar? Diyorlar ki Atatürk harf devrimini yaptı. Allah razı olsun, iyi ki yaptı. Yapmasaydı şu anda okur yazar oranımız %45'i geçemeyecek. Harf devrimiyle beraber biz ne sağladı Atatürk? İnsanların okur yazar olmasını sağladı. Ve insanların neyi anlamasını sağladı? Kur'an-ı Kerim'i anlamasını sağladı. Mesela Atatürk'ün suçladıkları bir başka konu, Atatürk diyorlar Kur'an-ı Kerim'i tercüme ettirdi. Kur'an-ı Kerim'in anlaşılmasını isteyen bizzat Cenab-ı Hakk'ın kendisidir. Cenab-ı Hak bunu böyle istiyor. Kur'an-ı Kerim anlaşılsın, insanlar Kur'an-ı Kerim'i anlasın ve yaşasın istiyor Cenab-ı Hak. İşte Atatürk bunu sağladı. Yani denilebilir ki Atatürk harf devrimiyle beraber Allah'ın emrettiği yaratan Rabbinin adıyla oku ayetinin gereğini yerine getirdi. Yani harf devrimiyle beraber Atatürk'ü suçlamak yerine Atatürk'ün büyük bir hizmet yaptığını anlamamız lazım.